Bir denetim kanıtı olarak kullanabilir mi? Alternatif denetim kanıtı olarak kullanabilir. Kredi satışlar işletmenin kredi satış politikasına uygun olarak gerçekleştirilmektir. Yani burada işletmenin yazılı bir kredili satış politikası olması gerekir tabii ki. Belirli alanlarda satış bölümünde tutulan kayıtlarla muhasebe departmanında kayıtlar karşılaştırılma olur. Hareketsiz hesaplar, vadesi geçen çek ve seyreder şirket politikalarına uygun adımlar atılmalıdır. Yani burada bir şirket politikası lazım. Grup içi alacaklar için belirlenmiş bir işletme politikası olmalı ve bu politika doğru bir şekilde uygulanmalıdır. İşletme bunları yaptığında aslında denetçinin işini de hafifletmiş olacak. Uygulayacağı denetim prosedürlerinde bu kontrolleri test ederek sınırlandırmış olacak aslında. Yani çoğu işletme de açıkçası rastlıyoruz böyle kontrolleri. Peki bu kapsamdaki riskler nelerdir ve yine nasıl karşılık vereceğiz ona bakacak olursak. Ticari olacak tutarlı olduğundan fazla gösterilmiş olması riski bir riskimiz. İlgili yönetim meyanı var olma ve doğruluk. Uygulayacağımız maddi doğrulama testi ise dış değil ve tetkik diyoruz. Denetim prosedürlerini tanımlayacak olursak, bilanço tarihi itibariyle örnekler yönetimiyle seçilmiş alıcılara mutabakat gönderilmesi. Mutabakat almayan durumlar için alternatif denetim prosedürleri uygulanması. Yani bu denetimlerde aslında en çok karşılaştığımız zorluklardan birisi başlık. Mutabakat gönderiliyor, karşı taraftan cevap alamıyor ama denetçi cevap alamadığı durumda alternatif denetim prosedürü uygulamasının zorunlu hale geldiğini bilmiyor açıkçası. Bu noktada mutabakat gönderdiğinizde, örnek olarak seçtiğinizde mutabakat gönderdiğinizde o bakiyeyi artık doğrulamanız denetim standartına uyarınca sizin için zorunlu hale geliyor. Bu bizim de denetimlerden en çok dikkat ettiğimiz hususlardan birisi. Yüksek tutarları olağan dışı alacaklar için destekleyici diğer belgelerin tetkik edilmesi. Alacağınız var, teyit ettiniz. Ancak içeriğinden şüphelendiniz. Teyit bazen tek başına yeterli olmayabilir. Sizin için ciddi risk teşkil ediyor ise mesleki şüpheciliğinize göre alternatif denetim prosedürlerinde de hem mutabakatı hem de alacağın içeriğini doğru denebilirsiniz. Bir diğer başlığımız şüpheli hale gelmiş ticari alacaklar ilişkin yetersiz karşılık ayrılması riski. Burada da şirket bir karşılık ayırdı aslında. Ama denetçi bu karşılığın yeterli olmadığını, muhasebe standartları kapsamında, yani geçerli finansal kurulama çerçevesi kapsamında da bu karşılığın doğru olmadığına ilişkin bir denetim çalışması yapıyor. Aynen işletmenin yapmış olduğu çalışmaları kullanıyor. En çok karşılaştığımız hususlardan birisi de bu. İlgili yönetim beyanı, değerli yönetim beyanı diyoruz. Uygulayacağımız maddi olarak testimizde sorgulama, tehlik ve analitik inceleme. Denetim prosedürlerini tanımlayacak olursak, işletmeden bir yaşlandırma çizelgesi temin edilmesi ve söz konusu çizelgenin doğruluğu teyit edilmesi lazım. Kredi yöneticisi, avukatlar ile vadesi geçmiş alacakların tahsil ihtimali hakkında görüşülmesi. Yani ne kadarı tahsil edilebilir, ne kadarı teminatlı, ne kadarı teminatsız, buna göre karşılık ayırmasını biz bekliyoruz. Varsa müşterilerden alınan teminatların değerlendirilmesi, karşılığı yeterliliğinin değerlendirilmesi ve önceki dönem alacak tutarı ve cari dönem satış tutarının değişimle karşılaştırılması, burada bir mantıklılık analizi yapılmasını istiyoruz nihai olarak. Bir diğer riskimiz ticari alacaklar için reskop hesaplamasının yanlış yapılmış olması riski. İlgili yönetim meyalarımız var mı? Doğruluk, uygulayacağımız maddi doğrulama testi ise yeniden hesaplama ve tetkik. Denetim prosedürlerini tanımlayacak olursak, işletme bu çalışmayı yapıyor zaten. Denetçinin işletmeden bu çalışmayı alıp değerlendirmesini, buradaki varsayımları, kullanmaları, rastlıları, oranları test etmesini, doğruluğuna ilişkin ve icat etmesini bekliyoruz. Varsa bir hata, bu hata kabul edilebilir bir hata değilse düzeltilmesini bekliyoruz nihayet olarak. Bir diğer başlığımız, finansal durum tablosunda yer verilen alacaklara ilişkin işletme haklarının kısıtlanmış olması. İlgi yönetim meyarı, hak ve yükümlülükler, uygulayacağımız maddi doğrulama testi ise tetkik ve sorgulama. Kısaca denetim prosedürünü tanımlayacak olursak, yönetim kurulu karar defterlerinin gözden geçirilmesi, alacakların devredilmesine ilişkin yönetim sorgulaması, burada bir faktörik söz konusu mu değil, burada bir herhangi bir kısıtlama var mı, alacak üzerinde herhangi bir tehdit var mı, bunların sorgulanması gerekiyor.
Bir diğer isim ticari bacakların finansal tablolarda geçerli finansal raporlama çerçevesinde uygun bir şekilde sınıflandırılmamış olması riski. Burada en çok karşılaştığımız husus aslında ilişki taraflara ilişkin yapılan açıklama. İlişki tarafı kesin aynı şekilde açıklanması ve sunulması gerekiyor. İlgi yönetim bir anı sınıflandırma, uygulayacağımız maddi yorumlar testi ise belgelerin tetkiki. Şirketten bir ilişki taraf listesinin alınması, söz konusu ilişki taraf işlemleriyle açıklanan bakiye, nizam bakiye ve finansal tablolarda yer verilen bakiye doğruluğunu test edilmesi gerekiyor. İlişki taraf işlemleriyle de bakiyenin doğruluğunu ile ilgili olarak işte varsa sözleşme, fatura ve ödeme kayıtlarla ilişkin dokümanlarını da tetkik edilmesi bu noktada denetimlerde karşılaştırmış olduğumuz en sık hususlar ise şunlar. Ticari ama şüpheli ticari bacaklara ilgili yapılmış olan çalışmalardaki eksiklikler bahsettiğim gibi direkt işletmeden alınıp çalışmanın deniz tarafından herhangi bir sorun var diye test yapılmaması. Ticari bacaklarda respon hesaplamasında kullanılan verilmiş uygunluğunun değerlendirilmesi. Aslında hani açık konuşmak gerekirse bu iki bulgunun hatalı olmasının ya da eksik olmasının sebebi bizde yaygın olarak işi yani işletmenin yapması gereken işi denetçinin yapmış olmasına kaynaklı olduğunu düşünüyorum ben şahsi fikrim. Çünkü denetçi hesaplıyor şüpheli alacağı, denetçi hesaplıyor, respondu. Karşı tarafta zaten bir şey ama veriyi doğrulamasına gerek yok açıkçası. Bir diğer husus ise dış denetim çalışmalarındaki eksiklikler, özellikle alternatif denetim prosedürlerinde. Bir sonraki husus olmuş zaten, yani mutabakat anlamlarının ardından alternatif denetim prosedürü bekliyoruz açıkçası. Bir diğer başlığımız bazı işletmeler için, yani genel için en önemli olan hususlardan biri de stok. Stoklarla ilgili peki denetçinin uygulayacağı prosedürler kapsamındaki hedefleri nelerdir? Kayıtlı stokların mevcudiyetinden ve durumundan emin olmak. Stoklar var mı? Herhangi bir değer düşüklüğüne ya da fiziken bir zararda kaybı uğramış mı? İşletme mülkiyetindeki tüm stokların kayıtlı olduğundan emin olmak. Kayıt dışı, açılış konuşmasından bahsettik bizim için en önemli hususlardan biri. Yıl içerisinde tükenen veya satılan stok kalemlerinin uygun hesaplara doğru tutarlarda aktarılıp aktarılmadığına emin olmak. İşletmede kayıtlı stokların geçerli finansal raporlama çerçevesinde uygun bir şekilde sınıflandırıldığından ve değerlendirildiğine emin olmak. Alınan ve satılan tüm stokların doğru döneme kaydedildiğinden emin olmak. Buradaki denetim hedeflerimiz. Bu kapsamdaki geçerli finansal raporlama çerçevesi hükümleri nelerdir? Önce sınıflandırma koşulunu sağlayacak. Nedir sınıflandırma koşulumuz? Olağan işlemci içerisinde satılmak üzere elde tutulan, üretilmekte olan stoklar ile üretim sürecinde ve hizmet sunumunda kullanılacak ham madde ve malzemelerdir diyoruz. Bu tanıma uyuyorsa stok olarak sınıflandırıyoruz. Ölçüm ve giderleştirme hükümleri nelerdir? Satın almadaki ölçümü maliyet bedeli üzerinden ölçüyoruz. Peki maliyet bedelini nasıl tanımlıyoruz? Satın alma, dönüştürme ve diğer maliyetler şeklinde ifade ediyoruz tamamen. Sonraki ölçümü maliyet değerini net gerçekleşebilir değerinden düşük olarak ölçüyoruz ve değerliyoruz. Satıldığında veya değer düşüklüğüne uğradığında ise giderleştiriyoruz. Bu kapsamdaki açıklamalar da önemli. Geçerli finansal raporlama çerçevesi hükümleri kapsamında. Muhasebe politikaları, maliyet hesaplama yöntemleri, stokların toplam tutarı ve benim içerisinde varsa gider kaydedilen stokların açıklanması istiyor standart. Bu kapsamda karşılaşabileceği örnek riskler nelerdir? Fiilen bağlanan veya stokların finansal durum tablosunda yer alması, işletme tarafından alınan satılan tüm stokların dönem sonunda işletmenin sahip olduğu stokların tamamını finansal tablolarda gösterilmemiş olması riski. İşletmeye ait üçüncü taraf lokasyonlarında bulunan stokların işletme kayıtlarında yer alması riski. Üçüncü bir tarafın sahip olduğu ancak işletmemizde bulunan stokların stoklarımızda gösterilmesi riski. Stokların muhasebe politikalarına uygun olarak değerlendirilmesi riski. Maliyet bedelinin net gerçekleşebilir değerinden düşük olarak değerlendirilmiş olması riski. Ve son olarak da alım, satım ve diğer değerlendirme işlemlerine ilişkin alımların, satımların ve diğer değerlendirme işlemlerinin olması gerekenden farklı türlerinde kaydedilmiş olması riski diyoruz. Stoklarla ilgili bir işletmede nasıl kontrol edilebilir? Kısaca ona değinecek olursak.
sayımları yapılmalıdır diyoruz. Bu önemli. Bir işletmede stok hizmet işletmesi falan değilse, yani üretim işletmesi, yani para yani işletmesi, stok önemli bir kalem. İşletmelerin bu stokları sayı olması önemli bir iç kontrolüne ilişkin güvencedir aslında denetim için. Yani bizim de denetim standartları kapsamında o stok sayılarına iştirak ediyor olmamız gerekiyor. Önemli olduğu durumlarda. Ürünlerin değer düşüklüğünü orayı vuramadığını tespit amacıyla stok devir hızlarının kontrol edilmesi. İşçilik maliyetlerinin doğru hesaplanabilmesi için elektronik geçiş veya kayıt sistemlerinin kullanılabilmesi. Stok maliyetlerinin hesaplanmasında kullanılan programlar sürekli olarak kontrol edilmeli, güncellenmelidir diyoruz. Bir diğer uygulanacak iç kontrol. Depodan çıkan ürünler taşıma irsaliyesi veya faturayla karşılaştırılmalıdır diyoruz. Bir diğer kontrol ünitesi. Peki bu kapsamdaki riskler nelerdir ve nasıl karşılayabiliriz? Fiilen bağlı olan stoklara finansal durum tablosunda yer verilmesi riski. Aslında işletme bünyesinde değil, satılmış ama işletme bünyesinde görülüyor. İlgili yönetim yardımımız var olma, uygulayacağımız maddeli yollama testi ise gözlemle tetkik. İşletmenin stok sayımı yaptığı varsayımda stok sayımlarına katılınması, gözlemci olarak ve test sayımlarının yapılması bu noktada denetçinin uygulaması gereken asgari prosedürlerden. Bir diğer başlığımız, işletme tarafından alınıp satılan tüm stoklar ile dönem sonunda işletmenin sahip olduğu stokların tamamının finansal tablolarda gösterilmesi.